Arkadaşlar merhabalar. Tarihimiz 7 Temmuz 2019. Sizlere ara ara kurs tanıtımları yaptığımı biliyorsunuz. Ve bugün de sizlere tanıtacağım kursum şirket açma ve ihaleye nasıl gireceğiniz ihalenin türleri olacaktır. Bu konuyla alakalı bana çok fazla soru geliyor. Kabul edersiniz ki ben de sadece özel işlerle ilgileniyorum. Hiç ihaleye girmedim. Doğrusu bununla alakalı tecrübem de yok. Haliyle bunu hiç bilmeyen öğrenci veyahut da bu iş yapmak isteyenlerle aynı kulvardayım. Haliyle ben de ilgiyle dersleri inceliyorum ve ilgimi çeken birçok nokta var. Bu işi yapacaksak, bu işe gireceksek bunun maliyeti gibi birçok konuya Barış Bey değinmiş. Rakamını burada görüyorsunuz zaten. Bu konuya fazla girmeyeceğim. Sadece söyleyeceğim tek cümle şu. Benim özellikle son paylaştığım videoların altındaki açıklamalar bölümündeki şu linklere tıklarsanız mesela şimdi şunu tanıtacağım için bunu açıyorum. Aynı şekilde bu rakama erişiyorsunuz. Aksi halde 150 TL gibi bir rakamdan almanız gerekebilir. Bunları hemen hızlı bir şekilde geçtikten sonra hemen konuya girmek istiyorum ben arkadaşlar. Burada Barış Bey, tabii ki sizin ihalelere girebilmeniz için, kamu ihalelerine dahil olmanız için şirketleşmeniz gerektiğini izah ediyor. Şahıs şirketinden bahsediyor, limited şirketinden bahsediyor. Bunların ikisinin arasındaki farklardan, avantaj ve dezavantajlarına bahsediyor. Hatta şirketlerin kurulum maliyetlerinden bahsediyor. Arkadaşlar teker teker nelerden bahsedildiğini isterseniz başlık halinde söyleyeyim hızlıca sizleri sıkmamış olayım. Devamında da birkaç videolarda benim yakaladığım nüanslar var. Onlara göz atalım diye düşünüyorum. Şimdi burada şirket kurulum maliyetlerini sizlere vermiş. İşte şu belge, şu iş, bu iş şeklinde veya muhasebeciye vermeniz gereken rakamlar şeklinde tabii işe göre değişiyor. Yapmış olduğunuz, açmış olduğunuz şirkete göre değişiyor. Buna göre maliyetlerden bahsetmiş. Ve devamında ihale usullerinden bahsetmiş. İşte açık ihale, pazarlık usulü ihale gibi onların usullerinden bahsetmiş. Ve teklif türlerinden, bu ihalelerin şartnamelerinden bahsetmiş. Madde madde, her maddede ne demek istiyor, ne anlama geliyor, sizin ne yapmanız gerektiği alakalı orada tamamıyla ilgili bilgiler vermiş. Özellikle bu ihalelere giriş aşamasında bildiğim kadarıyla en sıkıntılı konulardan bir tanesi yaklaşık teklif vermeniz gerekiyor. Yaklaşık teklifi kestirmeniz çok önemli. Ona göre ihaleyi sizin alma oranınız çok yükseliyor. Tabii bu Hüseyin ve Salih arkadaşlarımızın bize anlattıklarından bildiğimiz bazı konular. Teklif mektubunuz var. Velhasıl bunlarla alakalı bir sınav düzenlemiş. Konuyu iyi anlayıp anlamadığınızla ilgili. Sonra ECAP denilen bir sistem var. Bu sisteme girişinizi, bu sistemde nasıl ihale arayacağınızı, bu ihaleye nasıl hazırlanacağınızı, bununla alakalı bakın burada hemen söylüyor, sıfır bina imalatı pursantajdan maliyet çıkarma, yani ihaleye sizi hazırlıyor. Örnek bir projeyle üzerinden sizi ihaleye hazırlıyor. OSKA programı tanıtıyor. Bunu daha önce ben size göstermiştim. Ve OSKA programı üzerinden de bu maliyetleri toparlıyor. Duvar metrajı çıkartıyor. Bakın burada boya, pencere bu şekilde devam etmiş. Devam eden konularda da güçlendirme konusuna girmiş. Bu konuda Barış Bey sanırım epey çalışmış güçlendirme konusunda. Çünkü hem arazide bazı incelemeleri var hem de proje üzerinde bunları sizlere gösteriyor. Örneklemelerle de sizlere açıklıyor zaten. Arkadaşlar bu video son videom değildir bu konuyla alakalı. Bu birinci videodur. İkinci veya üçüncü videolarda yüksek ihtimalle gelecektir zaten. Ve devamında diğer giderlere de Barış Bey giriş yapmış. Aynı zamanda şurada da 90 bin metrekarelik kapalı spor salonu proje yapım işi ihalesi maliyet çıkarmasına girmiş. Yani sizlere tabiri caizse hadi şirket açıyorsun, ihale araştırıyorsun, buluyorsun, okuyorsun, hazırlanıyorsun, belgelerini hazırlıyorsun.
götürüyorsun. Yaklaşık oranlara doğru geliyorsun. Teklif oranlarına geliyorsun yani yaklaşık olarak oranlara geliyorsun ve bunu alıyorsun. Peki aldıktan sonra bitiyor mu? Bitmiyor. İlave imalatlarda kırımlardan bahsediyor. Onların tamamına giriş yapıyor. Ben çok fazla bu konuda detay vermeyeyim. Çünkü Barış Bey'le bu konuda boy ölçüşemeyiz. Kendileri çünkü bu işi yapmışlar daha evvel. Ben daha evvel kamu ihalesine falan girmedim haliyle. Bakın buradaki teklif hazırlamanızda olması gereken evraklar ve devamında bakın şurada açalım. Suyu alıtım metrajı, blokaj metrajı, PVC kapı metrajı. Bunlara ara ara boşluklarımızda, video çekemediğimiz dönemlerde diyelim, bunlara giriş yaparız. Hep beraber inceler bunları öğreniriz arkadaşlar. Şimdi Barış Bey'in bahsettiği nüanslara girelim. Konuyu da fazla uzatmayalım. Çağrı şirketi açtıktan sonra peşimize giderler bırakmıyor. Ama arkadaşlar bu gözünüzü kesinlikle korkutmasın. Nereye para verirseniz eğer sizden KDV alındıysa kesinlikle faturanızı isteyin. Siz fatura kestikçe arkadaşlar ve fatura aldıkça devletten KDV'nizi alabileceksiniz. Böylelikle masrafınızı da aslında minimize etmiş olursunuz. Açtığınız şirket için stabil olarak çalışmalardan kaynaklı her ay KDV çıkacaktır. Bu derste sizlere şahıs şirketinin avantajlarından bahsedeceğim. Şahıs şirketini açmak için limited şirketine göre daha az masraf ister arkadaşlar ve daha hızlı kurulum gerçekleştirilir. Mesela limited şirketini açmak istediğinizde size 10 bin lira sermaye ister ama şahıs şirketi için böyle bir kural yoktur. Elbette bir şirketin avantajı varsa dezavantajı da vardır. Markalar şahıs şirketini pek prestijli olarak görmezler arkadaşlar. Genelde daha yüksek faizli ve daha düşük kredili vergiler veriyor maalesef. Şimdi aralarda Barış Bey öyle ekmiş ki detayları hani onu kaçırmanız daha sonra başınıza çok büyük sıkıntıları getirebilir. Bu yüzden çok dikkatli dinlemekte fayda var. Olmak aslında çok basit. Sözlü olarak verdikten sonra arkadaşlar, şimdi de size ek bilgileri vermek istiyorum. Şahıs şirketinde ortak olmak aslında çok basit. Sözlü olarak da ortak olabilirsiniz. Resmi olarak da ortak olabilirsiniz. Şahıs şirketi ortakları şirketin ya da işletmenin borçlarına karşı sınırsız sorumluluğu vardır. Bu yüzden aslında çok önemli bir dezavantaj olarak görülür. Eğer ortaklardan biri ölürse veya iflas ederse, geri çekilirse şirket kendiliğinden sona erer. İkinci ek bilgimiz de şöyle arkadaşlar. Şahıs şirketi limited şirketine dönüştürebilir miyiz demişiz. Böyle bir şey olamaz. Eğer şahıs şirketiniz varsa ve sadece limited şirketi olmasını istiyorsanız o zaman şahıs şirketinizi kapatıp limited şirketinizi açmanız gerekir. Ve önemli bir bilgi veriyorum arkadaşlar. Şahıs şirketinizin üzerindeki iş bitirmelerinizi yeni şirket üzerinde kullanamazsınız. Bu çok önemli bir etken. Yani siz eğer şahıs şirketinizi kapatacaksanız bu iş bitirmelerinizde maalesef unutmanız gerekir. Bu tür ihalelerde kırım çok olur. İmalat işlerinde %50'ye kadar kırım olduğunu bilirim. Zaten proje işlerinde ise haddi var hesabı yok. İnanmazsanız belki ama devletin belirlediği yaklaşık maliyetten tamına %88 kırım yapan bile var ki girdiğim ihalede buna şahit oldum. Şimdi ECAP üzerinden önce ECAP'ı nasıl kullanmamız gerekiyor onu göstereceğim. Ardından açık ihaleyi göstereceğim. Arkadaşlar ECAP'ın arayüzü bu şekilde çalışıyor. Gönül tamamını izlemek istiyor aslında. Ama ona izin yok haliyle. İlerleyen derslerde arkadaşlar örnek bir doküman da indireceğiz. Örnek bir doküman üzerinden şartnamelere bakacağız. Bizden neler istenmiş. Sözleşmelere bakacağız. Hangilerine dikkat etmemiz lazım? Hangilerine bakmamız lazım? Şartları nelerdir? Evrak içine ne koymamız lazım? Teklif verirken ne yapmamız lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Nasıl elenir? Veya teklif mektubu yazılırken nelere dikkat etmemiz lazım? İlerleyen derslerde tüm bunları göstereceğim size. İhalelerde nasıl teklif verilir? Hangi evraklarla birlikte teklif mektubu verilir? Ve kesinlikle teklif verilirken dikkat etmemiz gereken hususları kendim bizzat girdiğim ihalelerdeki tecrübelerimi sizlere aktaracağım. Tam olarak aklınıza canlanmadıysa hemen uygulamalı olarak örnek gerçek bir proje üzerinden size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bazı şeylerin teoride kalmasını istemiyorum çünkü.
Örnek olarak ben daha önce indirmiştim arkadaşlar. Evet, Barış Bey burada. Teker teker o dosyaların hepsini açıyor. Gayet güzel. İzahatını onların yapıyor. Biz biraz daha ileri doğru gidelim. Şöyle. Arkadaşlar sizlere bir firmanın başından geçen olayı anlatmamda fayda var. Ki siz de böyle bir durumla karşılaşırsanız eğer nasıl hareket edeceğinizi de öğrenmiş olursunuz. Özellikle onarım, tadilat, restorasyon ve güçlendirme imalatlarında kesinlikle sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bir X firması güçlendirme ihalesine girer ve kırımlı olarak işi alır arkadaşlar. Firma anahtar teslim, götürü bedel olarak teklif vermişti ve projede ne gördüyse onu yapar. Ama arkadaşlar yerinde temel sistemi projedeki gibi çıkmaz ve oraya takviye temel yapılması gerekir. Proje müellifi oraya yeni bir proje çizer ve imzalatıp tekrar ilgili idareye gönderir. Bu X firması sonuç itibariyle projedeki imalata göre maliyetini hazırlamıştı. Yani bu yeni çıkan imalatı yapıp para almazsa olmaz tabii ki. Yani işte bu X firması buraya yeni imalatlar yapacağı için o yeni yapacağı imalatlar %10'a dahil olur arkadaşlar. Mesela siz 1 trilyonluk ihale sözleşmede kabul ettiyseniz imalat aşamasında en fazla 100 milyarlık iş kadar fazlasını yapabilirsiniz. Aksi takdirde daha fazla çıkarsa o zaman iş daha farklı yönlere gidecek tabii. Sınır değer hesaplama bölümünde burayı görebilirsiniz. Az önce verdiğim örnekten yola çıkarak ihalenin 2 trilyon olduğunu düşünün. Yapım işleri sınır değer hesaplama diyoruz. Şimdi sınır değer katsayısı varmış. Peki biz bu katsayıyı nereden bulacağız? Hemen idari şartnameye bakıyoruz. Orada yazıyordur. İdari şartnamemizde biraz aşağılara baktığımız zaman evet. Madde 46'da arkadaşlar diğer hususlar bölümünde sınır değeri 1 alın demiş. Evet, bu konu uzun. Sınır değeri alıyor, teklif veriyor. Mesela şurada şu an teklifleri giriyor ve devamını kestiriyor. Ona göre de teklif dosyasına teklifini veriyor. Burada bunların izahatını ince ince yapıyor Barış Bey. Şu konuya aslında biraz girmek istiyorum. Aslında bu Oska ve duvar metrajı konusunu daha sonra incelemeyi arzuluyorum ama yine de biraz girsek aslında iyi olur. Maliyet veya metraj yapabilirsiniz. Bu konuda bir korkunuz olmasın. Önemli olan programı kullanmak, maliyetlenmesini ve metrajlandırılmasını öğrenmektir. Ben size ödev vereceğimi söylemiştim. Elinde lisanslı kullanıcı kilidi olmayan arkadaşlarıma ben bir Excel dosyası alacağım arkadaşlar. Excel dosyası hazırlayacağım. Bu Excel dosyasında bizim çalışma prensibimizin hepsi bulunacak. Ayrıca yanına formül olarak maliyetlerini de ekleyeceğim. Bu şekilde ben nasıl ki burada metraj çıkarıyorsam siz de Excel üzerinde metrajlarınızı rahat bir şekilde çıkarabileceksiniz. Özel sektörde en çok kullanılan kısımlardan bir tanesidir. Yaklaşık maliyet icmalini güncele dediğim zaman bu şekilde temel endeks kısmını Ocak ayına getiriyoruz. Diyelim ki siz 2 yıl önce bir yaklaşık maliyet hesapladınız. 2 yıl sonra bunun ihalesi çıktı. O zaman bunu güncellemek için tekrar Ocak ayına getireceksiniz. 2018 ayarlayacaksınız ve tamam diyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde yaklaşık maliyetinizi güncellemiş olursunuz. İç tarafı da bu şekilde tuğla görünür. Arkadaşlar, dediğim gibi sıva yapılır. Normalde sıva yapılır, ardından satın alçı yapılır. Bu şekilde bir duvar sıvası yapılıyor arkadaşlar. Hemen bunun üstüne de satın alçı yapılıyor. Onu da gösteriyorum. En azından bilmeyen arkadaşlar için metraj alındığı zaman akılla daha fazla canlanır. Onun da üstüne arkadaşlar bu şekilde alçı yapılır. Görsellerle destekliyor ki havada kalmasın mevzu. Konularda anlamadığınız kısımlarla ilgili olarak arkadaşlar korkunuz olmasın. Daha önce de söylediğim gibi altta soru cevap bölümü oraya sorunuzu soruyorsunuz. Barış Bey müsait olduğu vakitlerde sizlere geri dönüş sağlayıp sorularınıza cevap veriyor. Boşluğumuz var. Bu ihalesi yapılmış olan bir bina arkadaşlar.
bir okul binası, bayağı büyük bir bina. Bunun temeline bakıp suyu arıtımı yapacağız. Temeline bakacağız arkadaşlar. Temelde acaba suyu arıtımı olarak hangi poz kullanılmış onu öğrenmiş olacağız. En azından siz de bu şekilde ihalelere hazırlanırken veya projelerde metraj hazırlarken poz numaralarına ve göreceğiniz, bakacağınız yerlere aşina olmuş olursunuz. Temelimin ampatman kısmı ve ampatmanın üstünde bulunan su yalıtımı kısmı. Ben buna tıkladığım zaman arkadaşlar, area kopusuyla baktığım zaman ise burada biz 1, 2, 3, 4 virgül kaydırdığımız zaman 282 metrekare, 282.75 metrekare olduğunu görebiliyoruz. O zaman 282,75 metrekare olarak yazarsak temel ampatman üstünü de bu şekilde bulmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bodrum perdesi kenarı. Bunun için mimari plana bakıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar onları görünüşten çıkaracağız. Ön görünüş için yazıyorum. Mimari planlar her zaman doğruyu vermez. Uyarayım, dikkat edin. Statik kesitlere bakın, yanlış olmasın. Barış Bey burada bizlere teker teker hem metrajları göstermiş, hem ihaleye nasıl hazırlanacağımızı, evrakları nasıl temin edeceğimizi, kaç lira temin edeceğimizi, neyin ne kadar olacağını hepsini burada Barış Bey bizlere izah etmiş. Kendisine kurs için teşekkür ediyorum. Faydalı kurslar hazırlıyor. Devamı gelir. Ben çok beğeniyorum. Arkadaşlar vakit buldukça göstermeye, içeriklerine, daha detaylarına girmeye devam edeceğiz. Şu an yüzeysel bu kadar inceledik. Daha derinlere girerek mevzuyu daha iyi anlamaya çalışacağız. Elbette Barış Bey'in de emeklerini çiğnemeden, onun telif hakkına girmeden gösterim sağlamaya çalışacağız. Benden bu kursla ilgili olarak şimdilik bu kadar. İnşallah bir sonraki kursta tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.